Radyo ve televizyon programı sunsam da herkes bildiği işi yapacak. Sevgili meslektaşlarım, değerli dernek başkanlarım, oda başkanlarım, Üsküdar Kooperatifler Birlik Başkanım, sevgili meslektaşlarım, yıkılmışlığın, ezilmişliğin, sömürülmüşlüğün temsilcisi, taksici arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yürek lazım, bilek lazım, inanmak lazım, ruh lazım, vicdan lazım. Onun için biz buradayız. Son zamanlarda mesleğimizin en ön plana çıktığı meslek gruplarısınız. Şu an her biriniz, ben de dahil olmak üzere, televizyonlarda, radyolarda trend topik olduk. Reklamın iyisi ve kötüsü olmaz denir ama ne yazık ki bizim hakkımızda son zamanlarda yapılan reklamlar hepimizin boynunu bükmüştür. Ne olursunuz arkadaşlar, boynunuzu bükmeyiniz, dik durunuz, sağlam durunuz. Çünkü siz bu İstanbul'un beyefendi insanlarısınız. Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte ne dedik? Teveccühünüzü mahcubiyete dönüştürmeyeceğiz. Evet, bizim hakkımızda düşüncelerinizi, bizimle ilgili ekip arkadaşlarla ilgili düşüncelerinizi birilerine lanse ederken emin olun ki göreve geldikten sonra sizlerin boynunu büktürmeyeceğiz. Buna inanmanızı, güvenmenizi istirham ediyorum. Dedik ki mesleğimizi asla yere düşürmeyeceğiz. Nedir meslek? Taksi. Bu meslek geldiğimiz bugün de ne yazık ki beceriksiz. Bu mesleğin içerisinde yoğrulmayan, bu meslektaşlarımızın derdini dert edinmeyen insanların yönettiği bir meslek olduğundan dolayı boynumuz bükük. Ama yine söylüyoruz. Bizim yönetim kurulu üyelerimiz, üyesi arkadaşlarımızla birlikte emin olun ki sizlerin her derdi dertlenmek bizim için bir vicdan borcudur. Bir ahlak borcudur. Bir insanlık borcudur. Bir meslek borcudur. Lütfen buna inanın ve lütfen bize güvenin arkadaşlar. Plaka sahibi, durak başkanı, şoför eğer aynı anda, aynı kategoride yükselmezsek bizler batmaya mahkumuz. Ve diyoruz ki mesleğimizi asla yere düşürmeyeceğiz. Evet, bu sözün altında çok konular var. Aşabilirsiniz, bakabilirsiniz ne demek istiyor mesleğimizi asla yere düşürmeyeceğiz diye. Benim yaşım 59. 59 yıldan beri taksicilikle ekmek yiyen bir insanım. 59 yıl içerisinde de 35 yıldır bu mesleği bir fiil icra eden insanım. Belki taksi dostlarımızı solladık, onun işini aldık bilmeyerek, o bizim işimizi aldı. Ama biz taksiciyiz. Şimdi arkadaşlar sizlere iki tane şey soracağım. Evet, biz adayız. Ama söyleyecek niye aday olduk? Çünkü aday olmanın sebebi meslek iyi yönetilmediğinden dolayı adayız. Eğer meslek iyi olsa biz kuru kuruya cihangirlik yapmanın bir anlamı var mı? Deriz ki ey oda başkanı, güzel gidiyorsun, devam et. Destek bizden, icraat senden deriz. Biz kuru kuru cihangirle çıkmadık. Şimdi lütfen bana gönül koymanız. Tanıdığınız oda başkan adayları vardır, oda başkanı vardır. Ama şunu lütfen sorun o kişilere. Efendim, seçimlerde 5 aday var. Bunlardan bir tanesi kazanacak. Lütfen sorar mısınız? Geri kalan 4 kişi pazartesi sabahı hangi işlem iştigal edecek? Lütfen bunu aklınızda bir analiz yapınız. Deyin ki arkadaşım sen seçimi kaybettin. Pazartesi günü hangi işle iştigal edeceksin? Ben müteahhit olmayacağım arkadaşlar. Bilmem, anlamam. Aşçı hiç olmayacağım. Anlamam, bildiğim iş değil. Ben ne kaderime küseceğim, ne siz değerli üyelerime küseceğim. Diyeceğim ki Rabbim bana bunu layık görmüşsün. Elhamdülillah, şükredeceğim. Bismillah diyerek taksinin direksiyonuna çıkacağım arkadaşlar. Bakın burayı iyi anlayınız. Ben şu an takside indim geldim buraya. Ben mesleğimin aşığı bir insanım. Nasıl ki içimizde yanımızda hanımefendiler, beyefendiler var. Nasıl ki gençken aşık olduğumuz
hanımefendiye, beyefendiye 24 saat hayalli yaşıyorsak, İrfan Öztürk de mesleğin aşığı bir insandır. Ben bu mesleğe aşık olmuşum. Aşık olduğum mesleğim için de tereddütsüz, şartsız, şurtsuz 24 saat hizmet vermeye hazırım arkadaşlar. Bunu böyle biliniz. İkinci soru. Lütfen bana gönül koymayınız. Hiç kimse bana gönül koymasın. Rakiplerime laf söylemek haddime değildir. Onlardan da özür diliyorum. Efendim 5 aday var. İrfan Öztürk'ün dışında. Bir bakar mısınız niye aday oldular bunlar? Lütfen hep sizin arkadaşımız, sizin de arkadaşınız. Beraber aynı sofrada yemek yedik. Biri diyor ki ben odayı diyor buna bakmam diyor. Bunu orada indireceğim diyor. Nerede plaka sahibi? Nerede şoför? Nerede durak başkanı? Yok. Bir diğeri özür dilerim hepinizden imam nikahlı hanımı imam nikahından düşmüş. Ben diyor ona hesap soracağım. Onu orada indireceğim. Nerede plaka sahibi? Nerede şoför? Nerede durak başkanı? Var mı bir vaat? Yok. Bir diğeri diyor ki beni işten etti. Beni işten çıkarttı. Ona bunun hesabını soracağım. Ya arkadaş tamam da benim derdim bu değil ki. Bu esnafın derdi bu değil ki. Esnafın durak sorunu var. Esnafın temsiliyet sorunu var. Şoför arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Ya bunları gündeme getirin. Hayır. Kim ve intikam? Lütfen sorunuz. Ben sözümün arkasında bir insanım. Bugün burada konuştuklarım, benim ağzımdan çıkan kelimeler yarın siz değerli esnaf arkadaşlarımın tarafından eğer vaatlerimi yerine getirmezsem sizin ağzınızdan benim yüzüme vurması beni bitirir. Bu kadar net arkadaşlar. Adayların durumu bu. Benim amcamın oğluymuş. Benim dayımın kızıymış. Yok benim akrabammış. Asla ve asla buna bakmayın arkadaşlar. Her birimizin değerleri düştü. Her birimiz ne yazık ki İstanbul'da sevilmeyen insanlar olduk. Bakın şu an üst katta bizi dinleyen misafirler var. Ne derler sizce? Bunlar taksicilerler. Doğru mu arkadaşlar? Ama bunlar biz biliyoruz ki biz onurlu insanlarız. Biz bu meslek zamanında kefilliği senet olmayan insanlardık. Kefilliği yeter olan insanlardık. Ne olursunuz hemşehrilik yapmayınız. Ne olursunuz bu benim tanıdığım demeyiniz. Ne olursunuz ahde vefam var demeyiniz. Kendinizi kurtarın, ailenizi kurtarın, geleceğinizi kurtarın arkadaşlar. Bizi değil. Şimdi arkadaşlar tabii ki bizler proje insanlarıyız. Proje, bizim projelerimizi kimse hayal edemez. Edemez çünkü adam taksicilik yapmamış ki ne anlar? Ne anlar? Şimdi ben burada dernek başkanlarım var. Onlara sorsam taksiciliği, 3 sene taksicilik yapan insan bu mesleği yönetir. Ama ne yazık ki kendi iç çekişmeleri yüzünden bu sektörü dibe vurdular. Bakın birkaç vaadimden sizlere bahsedeceğim. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar ama sessizlik olursa ben de sizleri iyi anlarım. Program sonrası önünüzde blok notlar var. Bu blok notlarda arkadaşlar bana sorularınızı ve telefonunuzu yazarsınız. Ben de sizlere bunlara cevaplarım. Hiç mizacım değil ama ne yazık ki buradan okumak zorundayım bazı şeyleri. Şimdi arkadaşlar bakın biz mesleğimizi icra ederken yaşadığımız sorunlar var. Nedir bu sorunlar? Efendim durak başkanı plaka sahibine düşman. Düşman demeyelim o da yanlış oldu kusura bakmayın. Şoför arkadaş plaka sahibine. Plaka sahibi şoför arkadaşımıza. Ya arkadaşlar biz etle tırnak değil miyiz ya? Biz böyle değil miydik? Biz böyleydik. Nasıl olduk biz böyle? Ne yazık ki liyakatsız insanların mesleği yönettiği bir ortamda bunlar başımıza geldi. Şimdi arkadaşlar odamızın yerini biliyorsunuz. Ben sizlerle bir abi kardeş gibi, bir evladınız gibi, bir abiniz, bir meslektaşınız gibi kısa kısa biraz sohbet edeceğim. Bakın bizim plaka sahibi olarak en büyük güvencimiz 1986 10.500 50 sayılı Bakanlar Kurulu kararı.
Peki geldiğimiz bugünlerde ne oluyor bu karar? Ne yazık ki birilerinin oyuncağı olmuş. Seversiniz, sevmezsiniz. Benim siyasi parti gibi bir düşüncem yok. Benim siyasi partim taksicilik, sarı renk. Ha birileri gibi de taksi sarıdır, sarı kalacak deyip sizi kandırıp taksiyi 40'a bölenlerden değiliz. Olmayacağız asla. Şimdi bakanlar kurulu kararı çok net. Ama ne yazık ki oda başkanımızın yerel seçimlerde siyasi renk belirtmesinden ve İstanbul'un şehri emini seçecek olan ve seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu davet edip odasında karşılamamak bu mesleğe yapılan en büyük ihanettir. Bakın ihanettir. Bizim siyasi görüşümüz olabilir ama orada bizim siyasi görüşümüz yoktur arkadaşlar. Biz ekmeğimizin mücadelesi yapıyoruz. Biz siyasi yaparız ama bu meslekte siyaset olmaz. Biz herkese yakınız, herkese uzağız. Yeter ki bize gönüllerini açsınlar. Şimdi geldiğimiz son günlerde işte minibüsler taksi olacak. Onlar o olacak, bu olacak, şu olacak. Sevgili arkadaşlar, biz Türkiye olarak Suriye'den insanlar kaçıyor, Türkiye'ye geliyor. Irak'tan kaçıyor, Türkiye'ye geliyor. İran'dan kaçıyor, Türkiye'ye geliyor. Afganistan'dan kaçıyor, Türkiye'ye geliyor. Evet, gelsinler. Çünkü Rabbim bizlere bu necip millete ensar olma lütfunu tanımıştır. Şükürler olsun. Ama arkadaşlar, bizim mesleğimize herkes müdahil olmak zorunda değil. Biz taksiciyiz. Şunu iyi anlamanızı istirham ediyorum. Ey belediye. Ey belediye. Biz bakma şimdilik kedi miyavlaması yapıyoruz ama kükrersek asla kütlemesine yapmasabiliriz. Bu kadar net. Biz kükrersek asla kükremesine yapmasabiliriz. Bizim suskunluğumuz, bizim sakinliğimiz ahi evran ruhunu yaşatan taksi sektörünün insanları olduğumuzdandır. Yeter ya. Her gün televizyonları taksi taksi. Artık çöp toplan insan bile itibarımız sıfır olduğundan dolayı bize kafa tutuyor ya. Ne yazık ki televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyada hep monolog program. Şimdi diyelim ki ben efendim Erzurum'luyum mesela. Gittim İtalya'ya. İtalya'da bir tane televizyona konuk oldum. Spikerle ben varım. Anlatıyorum. Ya diyorum Erzurum'da bir deniz var. Mükemmel. Efendim bir de beyaz kum var ki dünyada eşi benzeri yok. Erzurum'u bilmeyen spiker kime inanacak? O programı katılan Erzurum'a inanacak. Doğru mu? Programlar devamlı monolog. Ya kardeşim bizi alsanız da programa. Bizi niye almıyorsunuz? Niçin almıyorsunuz? Tek taraflı, tek taraflı anlatmak için bunu yapıyorlar. Müzik niye geliyor? Şimdi arkadaşlar biz her ne pahasına olsun 10.553 sayılı kanunu bizim güvencemiz olan kanunumuzu asla katiyen böldürtmeyeceğiz. Arkadaşlar bakmayın sesimin buradan çok yüksek çıktığını duyuyorsunuz ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ne olursunuz içimiz yanıyor. İnanın ki içimiz yanıyor. Şimdi bakın benim orada biyografim vardı esasında ama ben 1986 bu mesleğe başladım. Şimdi konulara tek tek girelim. 10 dakikanızı alacağım arkadaşlar. Sonra soru cevap varsa ne bekli kağıdımız? Soru cevap varsa onlar da önünüzdeki blok not kağıt yazıp bize ulaşabilirsiniz de. Şimdi ÖTV muafiyeti. Allah razı olsun. Beni tanıyan arkadaşlar bilirler. Ben 2010 yılında odaya geçtim. Şu an tüm adaylarla birlikte çalıştım. Oranın ben 65'ler müdürlüğünü yapmıştım. ÖTV muafiyeti çıktı. Çok şükür olsun. Ama devamı gelmedi. Niye? Çünkü meslekten bir haber yöneticisi olduğu için şu an yönetimde gelmiyor. Elhamdülillah biz bunları çözeceğiz. Arkadaşlar benim burada anlatacağım birkaç madde şöyle ki bunlarla ilgili gerekli Büyükşehir Belediyesi ile bunlarla ilgili gerekli SGK müdürü ile ve bunlarla ilgili devlet erkanındaki yetkili kişilerle görüşülmüş,
onayı alınmış ve size sunuyorum. Ben size gökyüzünden yıldızlar vaat etmiyorum birileri gibi. Şimdi araç alımında yaş sınırı var değil mi arkadaşlar? Ya bizi bir araca mahkum ettiler. Emin olun. Bakın bunlar bizim için çok kolay. Emin olun çok kolay. Ya nasıl söyleyeceksiniz? Şimdi ben buradaki projemi anlatırsam ben anlatırım. Ama sabaha kadar sıkılır mısınız bilmem. Gittiğim duraklarda hepsini anlattım. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Taksimetre indiminde olayım. İyi bir olay değil mi arkadaşlar? 3 yıl yalvardım Yahya Bey'e. 3 yıl. 3 yıl yalvardım Sayın Rahmetli Kadir Topbaş'a. Sayın Başkanım indi bindi Taksim'in kurtuluşu dedim. 3 yıl boyunca dil döktüm. Elhamdülillah 3 yıl olsa 5 yıl olsa en sonu yürürlüğe girdi. En azından esnaf kardeşlerimiz biraz rahat etti de eksik etti. Yalvardım yanlış yapıyorsunuz dedim. Evet bu doğru ama yanlış yapıyorsunuz dedim. Bu işi mimarda İrfan Öztürk'tür. Kusura bakmayın kendimi öveceğim. Ama yanlışlık nerede? Arkadaşlar gürültü geliyor, sıkıldınız mı? Şimdi arkadaşlar bakın lütfen iyi anlayın şurayı. Diyelim ki Osman Bey de akşam saat 5'te taksiye yolcu bindi. Dedi ki Şişli 1 kilometre. Lütfen iyi anlayınız. 1 kilometre yol tıkalı. 5.55'ten açtınız taksimetreyi. 5.55'ten açtınız bugün fiyatla. Yol tıkalı olduğundan dolayı bekleme yazıyor. Doğru mu arkadaşlar? 8 lira bekleme yazdı. Ne oldu? 13.50 oldu. Doğru mu arkadaşlar? Gittiğiniz yolda diyelim ki 1 lira yazdı. Basıyorsun taksimetreye 14.50 alıyorsunuz. Ya benim beklemem nerede? Nerede benim beklemem? Benim bu alın terimi kim çaldı? Niye çaldı? Bizim oda başkanlığımızda taksimetre açılış fiyatları bugünkü fiyattan söylüyorum. 14.50'den basacaksınız taksimetreye. 2,5 kilometre zaten yazmıyor. Ondan sonra beklemeler 14.50'nin üstüne yazacak. Bizim alın terimizin gaspı önlenecek arkadaşlar. Bunu yapmak çok kolay. Şimdi son zamanlarda gündeme gelmişti. 65 yaş olayı vardı. Elhamdülillah 2 sene önce sahaya çıktığım zaman gittiğim 95 tane durağa bu sözü verdim. Dedim ki bizim oda başkanlığımızda 66 yaşından gün alan tüm meslektaşlarımız her yıl sağlık raporunu tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporunu alarak her sene taksicilik yapacak dedik. Her yıl almak şartıyla. Ya arkadaşlar geçen hafta yürürlüğe girdi bu. Ya arkadaş siz şimdi kadar neredeydiniz? Siz bu mesleğin sıkıntısını bilmiyor muydunuz da daha yeni çözdünüz bu olayı? Ama İrfan Öztürk bunu dinlendirdi ya. Ondan buraya gittiler bunlar. Şükürler olsun. Çıksın da kim yaparsa yapsın 69 yaşına kadar arkadaşlarımız taksicilik yapabilecekler. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi ehliyet ceza puanı. Sıkıldınız biliyor musun arkadaşlar? Bundan sonra ne demeyeceğim. Efendim bir hususi araçla İstanbul içerisinde trafikte ceza yeme oranınız kaçtır arkadaşlar? Çok güzeldir. Ama taksiciyiz biz. 12 saat, 15 saat trafikteyiz. Direksiyon sallıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz. Şimdi hususi araçla çalışan bir insanın ehliyet ceza iptal puanını yapmasıyla 24 saat takside olan bir insanın ehliyet ceza puanı iptal ceza yapmasının orantısı nedir arkadaşlar sizce? %100 farklı. Bizim oda başkanlığımızda elhamdülillah göre geldiğimiz zaman ticari araçlardaki ehliyet ceza puanı 200 olduk arkadaşlar. 200. Bu kadar net. Ne dedik başkan? Dedik ki gerekli bakanlıklarla, gerekli SGK müdürlüğüyle ve gerekli belediyeler bunlar görüşülmüştür. Ben ağzımdan çıkan bir kelimenin sizin tarafınızdan yüzüne vurmasını istemiyorum. Verdiğim sözler hepsi konuşulmuş sözlerdir. Şimdi maliyeden size ceza geliyor değil mi arkadaşlar? Şoför arkadaşlarımızdan, şoför arkadaşlarımızı kayıt etmediğinizden dolayı canı yanmayan var mı ya? Yazık günah ya. Bununla ilgili biz gerekli yapıyoruz.
Ekip arkadaşlarımız bu konuda çok yeterli arkadaşlar. Çok değindi. Biz bize buradan görmenizi istihdam ediyorum. Efendim duraklarımız. Ya bizim olmazsa olmazımız duraklarımız. Olmazsa olmazımız. Duraklarımız bizim sığınma yerimiz. Sohbet, muhabbet, çay içmelerimiz. Bizim de önümüzde tüm duraklar bizden birlikte şoförüyle, efendim plaka sahibiyle, mesleğiyle aynı anda kalkınacak. Durakla ilgili çok güzel projelerimiz var. Duraklarımızı biz onore edeceğiz. Duraklarımıza ekstra gelir elde edecek aktivitelerimiz var. Gittiğimiz duraklarımızda ben bunların hepsini anlattık arkadaşlar. Tekrar bakmak istemiyorum ama davet edersiniz, dinlemek isterseniz, davetlerimize gelmek isterseniz bunları size tek tek anlatırız.